Ya dün bülteni kapatırken, bültenin son maddesi olarak bugüne atıfta bulunmuştum. Hatırladınız mı? Önemli bir gün demiştim. Türk yargı açısından, Türk yargı sistemi açısından önemli demiştim. Maalesef iyi bir gün olmadı. Hukuk açısından kara gibi bir gün oldu. Neden? Şimdi Osman Kavala'nın davası vardı biliyorsunuz. Gezi davasının tek tutuklu sanığı. Yargılanıyor. 784 gündür hapiste. Tahliye edilmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Kim dedi? Kim karar verdi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki derhal tahliye edin. 10 Aralık'ta bu kararı aldı. Karar derhal tahliye. Bugün de duruşması vardı. Mahkemeye geldi. Hep, herkes, herkes diyordu ki tabii ki mahkeme ne yapması lazım? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyması lazım. Uymak zorunda. Çünkü bakın insan bu yabancı bir şey değil ki ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir organı. Türkiye'nin kurucusu olduğu bir organ. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk yargıç var. Türkiye'de yargıç veriyor. Bakın başka ülkelerin kararlarına da Türk yargıç oylamaya giriyor. Bu kararda da mesela muhalefet şerri koydu Türk yargıç. Diğer altı yargıç evet hemen anında tahliye dedi. Bizim mahkeme diyor ki uymam tanımam diyor. Bakın işte o yüzden kara gün diyor. Peki biz nereye güveneceğiz? Bakın bu yerel mahkemeler yani bu ilk mahkemeler anayasa Mahkemesi'ni hatırlarsanız daha önce anayasa mahkemesinin kararını bile tanımamıştı. Tanımıyoruz diyor. E o zaman üst mahkemeler ne oluyor? Şimdi anayasa mahkemesine başvuruyorsunuz, karar alıyorsunuz, dönüyorsunuz, tanımam diyor. Gideceğiniz başka kapı ne? En son kapı. En son kapı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. İşte gördüğünüz sonuç. O yüzden hukuk adına kara gün dedim. Bakın bu basit bir tahliye değil. Bir, bir organı tanımamazlık. Tanımıyorum diyor. Hani bir ara vardı. Avru Şimdi artık Avrupa ile ilişkimiz bitti. Avrupa Birliği ile daha doğrusu. Bir ara ilerleme raporları çıkardı. Türkiye eleştirilerdi. Bizimkiler de alırlar da hop çöpe attık derlerdi ya. Vav wow, çöpe attık falan. E bu mahkemede ne yaptı? Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin kararını çöpe attı. Şimdi soruyorum. Yani siz bu ülkede hukuk üstünlüğüne artık inanır mısınız? Bir vatandaş olarak nereye gideceğim bir mahkeme karar verdi. üst mahkemeye gittim olmadı. Oraya gittim olmadı. Anayasa Mahkemesi'ne gittim En son Avrupa'ya gittim. Yine olmuyorsa... O zaman hukuka inanç, yargı sistemine inanç, adalete inanç kalır mı? Soruyorum ya. Bir yabancıyı düşünün. Ya gelsin yatırımcı gelsin kapıları açalım diyoruz ya. Gelir mi? Siz, size soruyorum ya. Belçikalı, Hollandalı, Avrupalı olsanız ya bu kararları görünce nereye gideceksiniz? Şimdi Türkiye'ye geldiniz, yatırım yaptınız, başınız bir şey oldu, tahkime gideceksiniz hala. E tanımazlarsa bu tanımıyorum demektir. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımıyorum diyor. Anayasa Mahkemesi kararları tanımıyor. Zaten hatırlarsın. Bir süredir, bir süredir bizim siyasetçilerin iktidarın ağzından hukukun üstünlüğü lafı çıkıyor. Bir ara üstünlüğün hukukunu yok edeceğiz, hukukun üstünlüğünü konuşacağız. Her gün hukukun üstünlüğü konuşuluyordu. Artık konuşulmuyor. Bakın bir ara sürekli bu iktidar adalet sarayları yapmakla övünüyordu. Adalet sarayları yapıyoruz. Şöyle yaptık. Metrekareler veriyorlardı. Biz geldiğimizde şu kadar metrekare adalet sarayı var. Şimdi şu kadar metrekare var diye. Sonunda hep söylerim. Sonunda ortaya çıktı ki adalet sarayları bina olarak varmış. Adalet yokmuş. Sadece saray. Çünkü adalet olmadı. FETÖ ile ortaya çıktı. FETÖ bir dönem. işte FETÖ tamamen orasını siyasal bir yapı olarak kullanmış. Şimdi diyeceksiniz çok farklı mı? Vallahi şimdi şimdi de başka türlü kullanılıyor. Şimdi çok farkı yok. Şimdi artık inanılmıyor. O zaman o zaman da inanılmıyordu. O zaman da diyorlardı ki imamlardan emir alıyorlar. İşte o FETÖ'nün imamları var ya adalet imamı, şu imam, bu imama o koca savcılar. Şimdi şimdi bakın işte bir, bir iddianame var ortada. İddianameyi okuyorsunuz tutar tarafı yok. Bir adam bütün Türkiye'deki Osman kavala organize etmiş, para vermiş, bir tek masak raporları, bir tek raporlar, bir tek kanıt belge, bilgi hiçbir şey yok, Tutukluluğun devamına. Neden? Neden? Bu nedeni söylemiyorlar. Bu neden? Bu neden? Biraz daha göz daha gibi bir neden. Bakın, ya önemli bir Türkiye'nin önemli bir ekonomisti var. Doran Acemoğlu diye biliyorsunuz Amerika'da. Sonunda bir kitabı çıkacak. Zaman zaman Türkiye üzerine konuşur. Dünyada yani sözü dinlenen, görüşlerine değer verilen 3-4 siyasetçi, üç, siyasetçi, iktisatçıdan bir tanesi pardon. Şimdi bunun bir tezi var. Diyor ki ülkelerde artık öyle kalkınma, sürdürülebilir kalkınma olması için demokrasi şart. Artık demokrasiye bakıyor herkes diyorlar. O geçti eski devirler. Demokrasinin güçlü olması için ne lazım? Bir, güçlü demokrasi. Güçlü bir devlet lazım değil mi? Ama aynı zamanda diyor ki güçlü de bir sivil toplum lazım. Bakın bizde güçlü devlet var mı? Var. Güçlü sivil toplum var mı? Yok. Yok. Güçlü sivil toplum olması için bir kere diyor ki kendi kitabında güçlü bir medya olması lazım. Var mı? Yok. Çalız bir medya. Medyanın büyük kısmı iktidarın yanında iktidara hizmet eder halde. Peki güçlü sivil toplum var mı? Yok. Nasıl olsun ki? İki deprede işte herhangi bir eylem yapan, hop terör örgütü olmasan bile onun görüşleri dediği bir, bir lastikli maddeden insanların başı belaya giriyor. E, peki protesto hakkı var mı? Lafta var. Çıktığın zaman ilk karşıda polis gidiyor gaz bombaları, işte joblar, e, coplar, şunlar, bunlar, tomalar dağıtılıyor işte. Daha işte belli ya bundan geç iki hafta önce ya rakı festivaline bile tomalar gitti. Düşün, rakı festivalini bile yasakladı bu ülke. Adı rakı festivali değildi, onun adı şalgam ve kebap festivali festivaliydi anlattım. Rakı festivali yapıyorlar, yani rakı da içiliyor diye bir dönem adı rakı festivaliydi, sonra değiştirildi. Ona bile tomalarla polis müdahale etti. Şimdi düşün artık. E, kadınlar diyor ki şiddete karşı eylem yapıyor. Hop polis orada. E o zaman protesto hakkı. Şimdi acem oldu ki ya protesto da, da olması gerekir. Güçlü medya gerekir. Güçlü sivil toplum gerekir. Aynı zamanda devlet de güçlü olacak. Demokrasi işte bu ikisinin arasında denge olursa işte o ülkeye o ülke yabancı sermaye gelir. Yoksa Yoksa gelmez. Geliyor mu? Soruyorlar. Gelir mi? Valla Türkiye'ye dönüp bakan yok diyorlar. Şimdi soruyorum. Bu ayemin verdiği bu karardan, bu yerel mahkemenin verdiği bu karara bakarsak. Ya gelir misin? Yani insanın önce bir ülkede olması için, bir ülkeye gitmesi için, bir ülkede iş yapması için, bir ülkede yatırım yapması için o ülkenin adalet sistemine yüzde yüz inanması lazım ben inanmıyorsam, sen inanmıyorsa, öbürküsü inanmıyorsa, elin adamı niye inansın ki? Şimdi adalet sistemi dedik. Türkiye'nin hakikaten zor günler bekliyor. Şimdi bir haber vereyim size. İyi haber değil de iyi bir bilgi vereyim. Ben enflasyon kaç diye hep merak ediyorduk ya. Defa öyle bitireyim. Enflasyon oranları dün resmen açıklandı. Daha önce açıklanmıyordu. TÜİK açıklıyordu. Şimdi devlet açıkladı. Nasıl açıkladı? Efendim aldı dedi ki bakın pasaporta, ehliyete, harca, e, trafik cezalarına bir umumçaya yüzde yirmi iki nokta sekiz zam yaptım dedi. Arttırdım fiyat dedi. Niye? E, oran artışı, yıllık oran artışı buymuş. Yüzde yirmi iki nokta sekiz. Enflasyon kaç? Yüzde yirmi iki nokta sekiz. Bakın bir, i̇ki tane de ilginç şey vereyim, örnek vereyim. Uçak kabinlerine uçuyorsanız, uçak kabinlerine, kabin memuruna böyle it, dediğini yapmamak cezası, 2029 liradan 2600'e çıkmış. Bir uyarı daha, sakın uçaklarda sigara içmeyin. Hani teşe, o dumanlar var ya, hani, zaten hiçbir yerde içmeyin. Hiçbir kapalı ortamda, açık ortamda bile içmeyin ama içenlere de söylüyorum, 2600 lira olmuş. Her şeye iğneden ipliğe yüzde 22.8 zam geldi. Enflasyon kaçmış yüzde 22.8. İyi akşamlar, İrfan söz yine sende.